Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere Oğuz Kağan'ın Altın Yayı'ndan bahsedeceğiz. Bağtur Oğuz Kağan artık yurdundan ayrılmıyordu. Çocukları onun vazifesini üstlenmişti. Acun da zamanı doluyordu artık. Gecenin ilerleyen saatleriydi, Bağtur yatağında huzur içinde uyuyordu. Rüyasında yoldaşı Gökbörü girdi. Kendisine altın bir yay işaret ediyordu. Şimdiye kadar görmediği büyüklükte ve parlaklıkta. Önce bir ay gibi parlıyordu gökyüzünde, sonra ayrılıp doğudan batıya doğru uçmaya başladı. Uzun süre gözleriyle takip etti yayı, ta ki gözden kaybolana kadar. O sırada üç gümüş ok da kuzeyden güneye doğru kanatlanmış uçuyorlardı. Onları da düşten uyandığında sükunete teslim olmuş, içinde bir huzuru yudumluyordu. Çok anlamlar yüklemişti bu düşe ama sormalıydı, hakikat neyse onu öğrenmeliydi. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber çadırdan çıktı. Korkut Ada'nın çadırına yöneldi. O da artık ömrünün son demlerini yaşamaktaydı. Bu ulu Türk'ü özleyecekti. En zor, en dar günlerinde yardımına yetişmişti. "Günün aydın olsun Korkut Atam," diye seslendi çadırın dışında izin almak ihtiyacı hissederek. "Var olasın Oğuz Kağan'ım, buyur gel," diyerek içeri davet etti. Eski kıl çadırın içinde yıllanmış anıları canlanıverdi. Bir ömür geçiyordu işte. "Bir düş gördüm atam, sana danışmak isterim," dedi heyecanla. "Hayırlar olsun, anlatıver olup biteni," dedi merakla yatağından doğrularak. Kısık bir sesle, sanki uğrunu kaçırmak istemiyormuşçasına anlattı gördüklerini Bağtur. "Kutlu olsun hanım. Gök Tengri budununa dirlik düzenlik versin. Yaylar ve oklar insandan değil, bir tengridendir. Yay hükümdar, oklar da elçileridir. Yay oku hangi tarafa gönderirse o tarafa gider. Altın yay bir parçaydı. Gök Tengri'nin bir armağanı bize. Ay, biz Hunların çıkış noktası olarak görünüyor. Oradan batıya yöneliyoruz. Oklarsa 3 adet. Güneyden kuzeye doğru. 3 kol halinde. Varacağımız yerlere de 3 grup olarak 3 ayrı yoldan gitmeliyiz demek. Gelecekte hem doğuda, hem batıda, hem de güneyde, hem de kuzeyde var olacağız. Yeryüzü senin boyunla dolup taşıyacak. Yayı, gün, ay, yıldız soyuna. Okları, gök, dağ, deniz soyuna bağışla. Acun'da hükümdar boz oklardan seçilsin. Üç oklar da savunucusu olsun. Atilla'nın kılıcı gibi, Oğuz Kağan'ın oğullarının buldukları altın yayla üç gümüş ok da Tanrı tarafından gönderilmiş bir hakanlık sembolü gibi düşünülüyordu. Söz dışında kalmasın, bilsin herkes bu işi. Oğuz Kağan yanında vardı bir koca kişi. Sakalı ak, saçı boz, çok uzun tecrübeli. Soylu bir insan idi, akıllı, düşünceli. Ünvanı Tüşümel'di, yani Kağan Veziri. Ulu Türk'tü adı, Oğuz'un seçme eri. Altından bir yay gördü uyur iken uykuda. Yayın bulunuyordu üç gümüşten okuda. Ta doğudan batıya altın yay uzanmıştı. Üç gümüş ok kuzeye sanki kanatlanmıştı. Anlattı Oğuz Han'a uyanınca uykudan. Rüyayı tabir etti İçindeki duygudan. Dedi bu düşün sana dirlik düzenlik versin. Hakanıma inşallah birlik güvenlik versin. Rüyada ne gördüysen gök tanrının sözüyle. Seni de öyle yapsın tanrı kutsal özüyle. Yeryüzü hep insanla dolup taşar boyuna. Tanrım bağışlayıver Oğuz Kağan soyuna.''